İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir güncel hukuk programında sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Bugün yargının yine ülkemizde sorunlarını, bitmeyen sorunlarını konuşacağız. Yanımızda şimdi meslektaşımız ama daha öncesinde adaletin iddia makamında, savcılık makamında görev yapan bir dostumuz burada. Sayın Türker Tok, hoş geldiniz Sayın Tok. Türker Bey emekli olduktan sonra Ankara Barosu'na üye oldu ve Ankara Barosu'nun Yasa İzleme Enstitüsü'nde görev yapıyor. Orada yeni çıkan yasaları izliyor, hukuk ihlallerini izliyor. Aktif bir meslektaşımız oldu. Biz kendisinin mesleğimize avukat cephesinde olmasından, burada verdiği katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet Türker Bey, şeyden başlayalım. Bu 1 Temmuz'da Avrupa Yargıçlar Birliği'nin Türkiye'deki adli sistem, hak ihlalleri, hukuk ihlalleri konusunda belki de bir yargı kuşatması sayabileceğimiz türden betimlemelerle dolu bir raporu yayınlandı. Siz bu raporu izlediniz. Bu raporu da çok önemsediğinizi biliyorum. Belki izleyicilerimiz bu son günlerde özellikle 3 nolu yargı paketinin, hani şu fare doğuran dağ diye betimlediğimiz raporun kargaşasında, gürültüsünde bu rapor pek konuşulmadı, kamuoyunda tartışılmadı. Ama ben inanıyorum ki bugün sizin yapacağınız yorumlarla bir ses getireceğiz. Neler oluyor, neler bitiyor, yabancı gözüyle Türkiye'de hukuk nasıl? Sizden bununla başlayalım. Öncelikle seyircilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Taner Bey, sizinle birlikte programda yer almaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Gerçekten Türkiye'de yargı ne yazık ki son dönemde büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Bunların başında çok sayıda yasa çıkarılıyor. Ve bunun altyapısı yasaya gerçekten toplumun ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilmeden, süratle, tartışılmadan, kamuoyunda yeterince bilinçlenme sağlanmadan ne yazık ki bu yasalar çıkarılıyor. Uygulamada sorunlarla karşılaşılıyor, değiştiriliyor. Bir kaos yaşıyoruz. Yasa enflasyonuyla karşı karşıyayız. Öbür taraftan torba yasalar sorunu var. Şimdi hukuki güvenilirlik, öngörebilme gibi kavramlar ne yazık ki Türkiye'de anlamını kaybetmiştir. Böyle bir sorunla da karşı karşıyayız. Bir torba yasada, yüzlerce yasada değişiklik yapan maddeler var. Neyi değiştiriyor? Hangi maddeleri değiştiriyor? En uzman insanlar dahi takip edemeyecek hale gelmiştir. Evet. Öbür taraftan kişi hak ve özgürlükleri doğal hakim ilkesi yönünden son derece önem taşıyan özel yetkili mahkemeler dramı söz konusu. Gerçekten bitmeyen, bu bir dram. Bitmeyen değil mi? Bitmeyen acı. Evet, bitmeyen acı. Hala bitirilemedi değil mi bu son? Bitirilemedi. Ne yazık ki paket küçük adını palyatif isim değişiklikleri, işte Avrupa'ya karşı işte biz bir şeyler yapıyoruz görüntüleri arkasında gerçekte pek bir şey değişmiyor. Dediğiniz gibi beklentileri karşılamaktan uzak ne yazık ki daha fare doğurdu. Doğurdu. Öbür taraftan temel yasaların sık sık değiştirilmesi toplumda gerçekten kaos yaratmakta, karmaşa yaratmakta. En yetkin, en uzman insanlar dahi artık ilallah etmektedir. Hukuki güvenlik, söylediğim gibi hukuki istikrar ne yazık ki büyük zarar görmektedir, yara almıştır. Evet. Bu Avrupa Yargıçlar ve Savcılar Birliği neden önemlidir? Ona kısaca değinmek isterim. Lütfen. Avrupa'da yargıçlar ve savcılar mesleki hak ve yetkilerini ve mesleği daha ileri duruma getirilebilmesi için bu birlikler aracılığıyla etkin olarak çıkarılan yasalarda söz hakkına sahiptirler. Bizde olmayan bir şey. Bizde kısmen Yarsaf ve Yargıçlar Sendikası bu işlevi yerine evet. getirmek istiyor. Ancak ne yazık ki Türkiye henüz bu Yarsaf'ın ve Yargıçlar Sendikası'nın işlevini kabullenmekten oldukça uzak durumdadır. Yani mesleğin uygulayıcıları en çok içinde olan senelerdir bu işlerde
kafa yoran insanlara bir şey sorulmuyor değil mi? Sorulmuyor. Bizde, ne yazık ki sorulmuyor. Evet. Maalesef. Avrupa Yargıçlar ve Savcılar Birliği tam adıyla Demokrasi ve Özgürlük İçin Avrupalı Yargıç ve Savcılar Birliği bağımsız, hükümetler üstü, hükümetlerin dışında ve saygınlığı olan bir kuruluştur. Yarsav da bunun üyesidir. Türkiye'deki yargı alanındaki son dönemdeki gelişmeleri mercek altına almak amacıyla Alman yargıç Christoph Strecker ve İtalyan başsavcı Vito Monetti birlikte Türkiye'ye geldiler. Bütün taraflarla görüştüler. Bunlar Adalet Bakanlığı, yüksek mahkemeler, avukatlar, hakim ve savcılar, hakimler ve savcılar yüksek kurulu gibi ve bana göre çok objektif ve çok da nazik bir rapor hazırladılar. Şeyi ancak, soracağım. Pardon, sözünüzü kesmek istemezdim de. Lütfen, bu rutin bir uygulama mıdır? Yani üye veren devletler, Yarsav üyesi dediniz ama bizim hükümet nezdinde kabul gören bir kuruluş mudur? Ve rutin uygulamaları mıdır? Bunlar her devleti gezerler mi böyle? Yoksa Türkiye ile ilgili bir şikayet veya talep bir şey mi vardı da niye geldiler? Yarsav'ın talebiyle geliyor. Yalnız bunlar özellikle Avrupa Konseyi bu Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin kararlarını, bunun incelemelerin raporlarını gayet ciddi biçimde değerlendiriyor ve onlara bir anlamda danışmanlık yapıyor. Evet. O kadar önemli bir işlevi de var. Burada asıl önemli olan husus gerçekten Türkiye'deki yargının durumunun işler acısı olduğunu bu rapor çok nazik ifadelerle dile getiriyor. Evet Sayın Tok, ifade ettiniz. 3 ile 9 Haziran tarihleri arasında bu medal yetkilileri Türkiye'ye geliyor. Evet. Ve sizin de belirttiğiniz gibi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yüksek yargı organlarıyla işte siyasi iktidarın temsilcisiyle görüşmeler yapıyor. Ve raporunda çok çarpıcı noktalar var. Tespitler yaptıktan sonra sendikalaşma, Yarsav'ın daha sonraki kapatılma sonrasında Yasen Sendikası'na karşı yapılan girişimler, yargının etkisizleştirilmesi ve siyasetin tümüyle yargıyı ele geçirme çabası. Siyasi iktidar 2010 referandumunda temel bir argümanla ortaya çıktı. Biz işte yargıyı halkın yargısı haline getireceğiz vesaire vesaire gibi birçok demagojik laflar dile getirdi. Ama bugün içinde bulunduğumuz süreçte yargının ne hale geldiği ortada. 100-115 maddeden oluşan torba yasalar ile süreç hızlandırılmaya çalışıyor. Evet. Bu yasa hiçbir değerlendirme yapılmadan 24 saat içerisinde bir gerekçeyle onanıyor. Resmi gazetede yayınlanıyor. Pekala, bu MEDEL'in yaptığı bu çalışmaların, bu araştırmaların Sayın Güner de belirttiği üzere siyasi iktidar tarafından ve medya tarafından hiç dile getirilmemesi, işte sizin çalışmalarınız belki bu sürecin içerisinde olmanız nedeniyle dile getirilmesi konusunda bu girişimlerin hala gözü kapalı olan, Türkiye'yi işine geldi her mevzuda acımasızca eleştiren Avrupa'daki çeşitli kurumlar tarafından değerlendirilebilir, siyasi iktidarı eleştirebilir bir noktaya gelmesini mümkün görüyor musunuz? Ben onu ummak istiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de artık yargı bağımsızlığından, tarafsızlığından söz edilemez duruma geldi. Bunu raporda da çok nazik ifadelerle söyleniyor. Ancak raporun özü itibariyle çok ağır Türkiye'ye yönelik eleştiriler söz konusudur. Peki bakanlığın tepkisi ne oldu? Buna bir tepki verdi mi? Şimdi bu rapor daha 1 Temmuz'da açıklandı ve bakanlığın ne tepki vereceğini bilmiyoruz ama şimdi sırayla görmezden gelmeleri zaman, olası diye düşünüyorum. Görmezden Türkiye'de ne yazık ki geliniyor ama bu gerçeğin örtülmesi sonucunu doğuramayacak. Tespit o kadar doğru ki birkaç gün önce medyada yine bir haber dillendirildi. Belki dikkatinizi çekmiştir. Bir yargı sitesinde bir anket düzenleniyor ve savcı hakimlerin yoğunlukla iştirak ettiği bir site burası.
Burada yargıya olan güven konusunda yargı mensupları arasında %70'lerin üzerinde güvensizlik oluşmaya başladı. Yani her ne kadar siyasi iktidar kendince bir şeyler yapmaya çalışsa da, düzenlemeler yapmaya çalışsa da, etkisini tesisini arttırmaya da çalışsa, kendisine yakın kimseleri de bir yerlere getirmeye çalışsa, yani hakkın, hukukun, vicdanın artık bir yerde patlama noktasına geldiğini de görüyoruz. Evet. Yani artık bir ses verilmesi lazım, artık bir tepki verilmesi lazım. Bu kadar müdahale de artık, yani bir hakim savcı olmaya bir yana bırakıyorum, insan olarak da dayanılacak bir boyut taşımıyor. Evet. Söylediğiniz hususlar raporda iz düşümleri mevcuttur. Raporda bunlar anlatılıyor. Yani tabii orada denmiş atamaların yapılması, evet, yer değiştirmeler, evet, kararnameler. Yani HSYK'nın süreci içerisinde Sayın Tok, bir buçuk yıllık süreç içerisinde 15 tane 20 tane kararnamenin çıkarılmasından bahsediyoruz. Şu, evet, anda bilmiyorum katılır mısınız? Yargı mensuplarının hemen hemen hepsinin yeri değişti. Evet. Büyük ölçekli değişiklikler söz konusu. Şimdi ben Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü'nde devam ederken orada çok değerli hocamız Profesör Doktor Yaşar Karayalçın, evet, bize şunu tavsiye ederdi. Hukuktan Metot ve Kaynak dersinde derdi ki hukukçular konuda güçlü, ifadede nazik olmak zorundadırlar derdi. Hı hı hı. Şimdi bu raporu incelediğim zaman konuda son derece güçlüler. Evet. İfade ederken de son derece nazik. Mesela ifade Deniz ettiler. Fener'ini raporda, evet, ele almıştı. Evet. Deniz Fener'i savcılar bir tahkikat yürütüyor. Deniz Fener savcıları şu anda yargılanıyor. Ancak diğerlerin yargılama süreci dahi başlamadı. Evet. Bunda çok güzel bir, evet, şekilde. Sanki Türkiye'de bu süreci yaşamış, bu süreci gören insanlar olarak raporlarına, evet, geçirdiler. Yani, ve objektif. Evet, yani bu şekilde nokta atışı yapabileceğimiz, yani Mustafa güzel bir örnek verdi. Evet, o içimizde bir kanayan yara olarak, evet, kaldı. Benzer şeyler var mı böyle çarpıcı kamuoyunun da yakından bildiği? Evet, onlardan kısa örnekler kısa, verelim güzel kısa olur. Kısa atlamadan belirtmek, tabii, isterim. Lütfen. Raporda diyor ki hakim ve savcılar ayrıca görülmekte olan davalara siyasi otoritenin ve hükümetin müdahalesinden rahatsızlıklarını dile getirdiler diyor. Yani kim rahatsızlığını dile getiriyor? Hakim ve savcılar rahatsızlıklarını buradaki... Demek ki hükümetin baskısı, evet, olduğunu artık doğrudan söylüyorlar. Doğrudan doğruya. Avukatlar ise savunma hakkını engellendiğinden bahsettiler. Avukatlarla birlikte gazeteciler uzun tutukluluk sürelerinden şikayetçi oldular diyor. Evet. Şimdi burada aklıma şey geliyor. Russo'nun bir sözü aklıma geliyor. Diyor ki yasama, yürütme, yargı iç içe geçmişse anayasa yok demektir. Hmm. Şu anda Türkiye'deki durumu tarif etmek gerekirse kısa ve öz. Şu anda anayasa yok gibidir. Hmm. Kağıt üstünde bir anayasamız var. Ancak yargı, yasama, yürütme tek elde toplanmış. Bizim, hayır, tek elde derken yasamanın elinde toplansa içimiz yanmayacak. Yürütmenin elinde, yürütmenin başının elinde, evet, maalesef. Ve yargıyı zaten saymıyorum. Anayasa bir anlamda ne yazık ki uygulanmıyor durumuna değil düşmüştür. Değil mi? Kadık kaldı. Bir de o kadar çok dediğiniz gibi konunun başına girerken o kadar çok yasal değişiklikler yapılıyor. Kimin ne olduğu belli değil. Bir de ana muhalefet partisinin anayasa mahkemesine gitme hakkı da, ya bunlar zaten işi budur. Hani her olumlu olumsuz, hiç doğruyu yanlışı ayırt etmeksizin sanki anayasa mahkemesine gidiliyormuş gibi bir hava var. Oysa çıkan yasaların belki binde biri gidiyordur anayasa mahkemesine. Evet. Her birisini, evet, götürmek gibi bir şey söz konusu değil. Ama... Eğer ana muhalefet partisi çıkan yasaların anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda bir denetim yapmaz, eğer bunu Anayasa Mahkemesi'ne gerekli gördüklerini götürmez ise görevini yapmamış olur. Değil mi? Sayın Tok, milletin ona verdiği var, görev, evet, sen yasaları, anayasaya uygunluğunu, denetim ilk hareketini sen başlatacaksın. Millet adına, millet adına, evet, bu yasaların denetimini sen yapacaksın diyor.
Evet. Muhalefetin görevi, asli birinci derece görevi budur. Ama bizde de şöyle, yani muhalefet çatlak ses çıkarıyor. Gelsin o da uzlaşsın. O zaman ne anlamı var ki muhalefet o, olmanın, değil mi? Bu senin anlayış bu otoriter part. Rejimlerdeki anlayışı yansıtmaktadır. Evet. Demokrasilerde muhalefete tahammül edilir. Muhalefetin söyledikleri dikkate alınır. Muhalefetin önerileri vardır, evet, zaten. Muhalefet yoksa demokrasiden şurada söz edilemez. Biz daha evvelki programlarımızda da değindik. Ana muhalefet partisinin en büyük görevi kanunların, kanun hükümlerinin kararnamelerin anayasa mahkemesi artık görev, yetki, sorumluluk. Her ne kadar bir netice alınamıyorsa tarihe not düşülüyor. Evet. Ama son zamanlarda siyasi iktidarda ben şunu görüyorum. Anayasaya bilerek aykırı olmasına rağmen, mesela özel yetkili mahkemelerin kaldırılıp terörle mücadele kanununa gönderilmesi, ancak şu an yapılan yargılamalarda usulün uygulanması, diğerlerinde yeni usulün uygulanması, bu bile tek başına insan hakları sözleşmesinin tümüyle ihlali, evet, ve tek başına iptali kabil bir kanunla karşı karşıyayız. Yani burada siyasi iktidar şunu da düşünüyor. Anayasa, ana muhalefeti her zaman şikayet ediyor. Diyor ki senin arka bahçende gidiyorsun da geliyorsun da vesaire vesaire. Bilerek böyle anayasaya aykırı kanunlar çıkararak ana muhalefet partisi bunu götürsün anayasa mahkemesine. Zaten anayasa mahkemesinde de ne olacak? Kararlar lehime çıkıyor. Ama ben bunu kullanmak suretiyle sürekli şikayet ederim. İşte ben kanun çıkarıyorum. Anayasa mahkemesi bunu ana muhalefet partisi anayasa mahkemesine götürüyor, evet, diye. Yani orada da artık pratikte bir çözüm alma durumu da ortada kalktı. Verdiği son karar Cumhurbaşkanı, yani şu anda, evet, yasa anayasayı ortadan kaldırdı. Evet. Yasayla belirlendi ve ki anayasa mahkemesi talep edilmeyen kısımlar hakkında kendince ortaya bir salata yaptı. İkinci defa seçilebilir dedi. Görev süresi 7 yıl dedi. Böyle hilkat galibesi. Gerekçeli kararda bunu daha iyi göreceğiz ama farklı bir şey ama çıktı ortaya. Ama artık bunları sık sık görecek miyiz Sayın Tok? Yani bu anayasa mahkemesinden beklenen somut olarak anayasa yargısı yapması iken yorum katarak, Mustafa'nın, evet, da dediği gibi farklılaştırarak bir şeyler çıkarıyor. Bunu sıkça görme ihtimalimiz de var gibi geliyor bana bundan sonra. Ne yazık ki bu anayasa mahkemesinin yapısı değiştirildikten sonra bu tür durumlarla daha sık karşılaşır duruma geldik. Biz Ankara Barosu'nda Yasa İzleme Enstitüsü 1 Haziran 2011 yılında kuruldu. Bu enstitünün esas amaçlarından biri doğru yasaların çıkarılmasını sağlamak. Evet. Bunu sadece parlamento boyutuyla da değil, akademik çevrelerle irtibatlı, tabii, geniş bir hoca kadromuz da mevcuttur. Elbette. Çeşitli üniversitelerden, Ankara'daki ve Türkiye'deki çeşitli hukuk fakülteleriyle ortak çalışmalarımız mevcuttur. Geçen de Sayın Baro Başkanımız açıklama yapmıştı. 2 yıl içerisinde Ankara Barosu'nun düzenlemiş olduğu eğitim çalışmalarının toplam sayısı 282 idi. Şimdi 3-5 tane, evet, daha ilave olmuştur. Yani bu kadar yüksek tempoda da eğitim faaliyeti, evet, eğitim faaliyeti devam ediyor. Evet, tekrar şimdi dönelim. Orada biz dönersek, arada bir, evet, Mustafa'yla ben dalçık yapıyoruz. Evet, konudan çok da uzaklaşmayalım. Sizin şimdi hassas olduğunuz şeyler var. Esas eleştirdiği noktalardan bir tanesi de bu hakim ve savcıların yer değiştirmesi, atanması hususu. Burada evet, şöyle söylüyor. Bu arada yeni bir kararname mi çıktı geçenlerde herhalde? Çünkü evet, birkaç mahkemenin gene 1200 hakim ve savcının kapatılan küçük, evet, mahkemeler var. Evet. Ona ilişkin tamam, şeyler de var. Onları da söylemek isterim. Şöyle diyor raporda, keyfi olarak tayin edilebilme hissinin uyanması nedeniyle tayin sisteminin bir tehdit olarak görüldüğü hakim, savcı, avukat ve gazeteciler tarafından dile getirilmiştir. Yani hakim ve savcı bizim sırtımızda veya başımızın üstünde, seni tayin ederiz, seni istemediğin yere tayin yer ederiz, yer güvencisi yok şeklinde bir tehdidi algılıyoruz diye bu kişilere, bu görevlilere, söylediğim iki kişiye demek ki dertlerini bu şekilde anlatmışlar. Ama yapıyorlar bu zaten, yani bizzat Emine, evet, Ağoğlu'nun başına gelen 6 ayda bir İstanbul'dan Çankırı'ya aile birliğini sağlıyoruz, evet, diye de bir gerekçe çıkarıyorlar. Bu durum özellikle tayinlerin bir cezalandırma aracı olarak kullanılmakta olduğu
ve görülmekte olan davaların yönlendirilebildiği hissini bir baskı aracı algısıyla uyandırmaktadır. Yani bu çok ağır bir ifade. Maalesef. Diyor ki, kibar şekilde yazmış ama bizim anlamamız gereken bu. Diyor ki, siz hakim ve savcıların başında giyotin gibi seni tayin ederim. Benim düşüncelerim, taleplerim aleyhine karar verirsen sonuçlarına katlanırsın diye bunu başlarında demokrasinin kılıcı gibi sürekli Maalesef. Olarak tutuyorsunuz diyor. Maalesef. Ayrıca Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda konuştuğumuz üyeler keyfi kararların kabul edilemeyeceği, yani atama kararlarına ilişkin olarak özenle yazılmış bir kriterler sisteminin olduğunu söylediler diyor. Ancak diyor, biz talep ettik, bu kriterlerinizi bir görelim bakalım nedir diye. Ancak ne yazık ki metni, bu kriterlerin metnini bize ulaştırmadılar. Bugüne kadar da teslim etmediler diyor. Hakim, savcılar, avukatlar ve gazeteciler ile bu konuyu konuştuğumuzda onlardan kimse bu açıklamaya inanmadı diyor. Bunlar hangi gazetecilerle konuşmuş? Bir de o var yani, bir sürü evet. gazeteci içeride olduğu Onun için. İçeriğini dışarıda, bilmiyorum ama. Dışarıdaki 2-3 kalan gazetecinin yakınmaları bunlar muhtemelen. Diyor ki, hakim ve savcıların atanmasında bunlara ilişkin alınan kararlarda öngörülebilirlik ve şeffaflık yoktur diyor. Yok. Yani, bu çok önemli. Hani eskiden şöyle bir şey beklerdik, işte Ankara'ya ne bileyim 10 yılı doldurmuş hakimler gelir. İşte Ankara'da 10 yılını doldurursa Yargıtay'a üye seçilme şansı vardır filan. Şimdi böyle bir şey yok değil mi? Her an herkes her yere gidebilir. Kural olarak var. Ancak bu güvence sistemi işletilmiyor. Sorun burada. Hmm. O kadar ki ona örnek vermek gerekirse Sayın Tok, Yargıtay ve Danıştay'a üye seçimiyle ilgili yapılan düzenlemede Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 5000 kişilik liste açıkladı. İşte Yargıtay, Danıştay'a bunlar üye olabilme hakkına sahiptir diye. Kanun yürürlüğe girdi. 160 tane Yargıtay zannediyorsam, evet. Cumhurbaşkanını seçtiği hariç olmak üzere 50 küsür de Danıştay, 210 tane üyeyi 10 gün içerisinde seçtiler. Abi canım. Yani 5000 kişi arasında. Ya onu şimdi hatırlatma. 30 saniye yani, mi ne düşüyordu ya Mustafa incelemek yani, için. Adam başına 30 saniye mi 18 saniye mi? Ne yazık ki o konuda yani biraz önce belirttiniz ya kriterlerimiz evet. var. Herhalde kriter bunlar tahammül şeklinde yürüyen kriterler. Evet. Yazılı bir şeyde ne değil. Ne yazık ki bize verilmedi diyor ve biz tabii ki buna inanmadık, güvenmedik diyor. Açıkça söylüyor. Evet. Ayrıca şunu belirtiyor. Gerçeğe dair gözlemimiz şudur ki diyor. Genel kanaat ve korku tayinlerin hakim ve savcıların kurumsal çalışmalarında verdikleri karar ve davranışlarına karşı kötüye kullanıldığı yönündedir. Yani hakim ve savcıları tayin ederken temel done, kıstas ne yazık ki bu kararların kendi lehlerine olup olmadığıdır diyor. Hmm. Bu da yani, çok önemli. Yani bu durumda bütün hakim ve savcılar artık her biri bir kahramandır. Evet. Yani hangi kararı verirse versin, karar vermek artık hakim ve savcılar cesaret işi olmaya için başladı diyorsunuz. Cesaret işi, kahramanlık işidir. Maalesef. Böyle bir korku hakim ve savcıların bireysel ve kurumsal bağımsızlığına ve hukuk devletine bir tehdittir diyor. Maalesef. Evet. Ve bu en çok da biz avukatları, yani sizin eski meslektaşlarınız, bu durumu en çok da şimdiki meslektaşlarınızı, bizim mesleği etkiliyor değil mi? Biz kime güveneceğiz? Biz hakimlerin bağımsız olmasını, güçlü olmasını, hani arkalarında böyle bir endişe olmaksızın hüküm kurmalarını beklerken şimdi tedirgin olacağız değil mi? Kim nereden nasıl bir baskı altına alabilir acaba hakimleri? Ne yazık diye. Ki böyle. Taner Bey, bildiğiniz gibi yargının 3 vazgeçilmez ve birbiriyle sürekli olarak ilişki içerisinde olan ögesi vardır. Bunlar evet. sav, savunma ve karar makamları. Bunlar evet. birbirleriyle üstünlük, astık üstlük ilişkisi söz konusu değildir. Bunlar işbirliği içerisinde bir kararı oluşturan sac ayaklarıdır. Evet. Bunları arasında tabii ki birisinin çalışmaması veya eksik çalışması, az çalışması, çalıştırılmaması ne yazık ki sonuçta çıkacak kararı olumsuz yönde etkileyecektir. Evet. Ayrıca HSYK'ya ilişkin olarak da raporda
şu hususlar belirtiliyor. Usulen bakıldığında diyor, yüksek kurulda hakim ve savcılar çoğunlukta bağımsız bir katılımcılık bir, var gibi görünüyor diyor şekli olarak. Bağımsız ilk dereceden gelen görüntü veriyor diyor. Ama diyor kurulun başkanı Adalet Bakanı veya onun emri altındaki müsteşar başkanlık ediyor diyor. Yani temelde bu kurulun aldığı kararları, işlemleri, yaptığı işlemleri yönlendiren ya Adalet Bakanı ya da müsteşarı diyor. Halkın algısına göre bu çok çok önemli. Kurul temel olarak yürütme organının bir kolu olarak görülmektedir. Hmm. Yani yargının içinde değil de yürütmenin bir unsuru olarak ama görüyor halk bunu diyor. Halkı iyi görüyor evet. Bence de yani demek ki halkımız... Şu örnek değil mi? Şu anda birinci, farkında. İkinci, üçüncü daire başkanları, ikinci daireyi ayrık tutuyorum. Birinci ve üçüncü daire başkanı ve başkan vekili. Adalet Bakanlığı'nın müsteşar yardımcıları evet. Genel müdürleriydi. Tamamen idare eden onlarca yıllardır orada görev yapan bürokratlar geldi oraya. Şu anda yönetim kademesine. Evet. Yani o zaman HSYK bakanlığın bir birimi olarak bakanlığın, evet. Bakanlığın bir dairesi yani. Durumuna dönüştü. Bakanlık zaten kendi binasında tahsis etti. Evet. Önceki HSYK'ya hiçbir şekilde bina vesaire sekreterya bile vermeyen bakanlık 15 katlı binayı da tahsis etti. Hepsi bütün üyelere makam arabası verdi. İlginç yani bir örnek de veriyor. Gerçek durum. Diyor ki 16 Haziran'da HSYK 148 küçük adliyenin kapatılmasına karar verdi diyor. Evet. Sonra ondan sonra diyor bir hafta sonra diyor yüksek kurul kararını değiştirdi evet. Ve kapatılmasına karar verilen 44 adet adliyenin tekrar açılmasına başbakanın talimatı kurul başkanı olan Adalet Bakanı'nın talebi üzerine karar verildiği açıklandı diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi diyor. Ya. Ve yani şunun yansıması siyasiler. Var. Kogusus'ta bir muhalefet partisi milletvekili kuliste başbakanı görüyor. Başbakan'a bu şikayeti iletmek için gidiyor. İletince de başbakan Adalet Bakanı'nı çağırıyor. Ya hiçbirini kapatmayacaktınız ya tekrardan açma yoluna gitmeyecektiniz diyor. Yani siyasi iktidarın başı bakanla talimatını veriyor bu şekilde. Yani orada bastıran yöresinde tabii, lafı bastıran geçen milletvekillerinin adliyeleri açık kaldı anlaşılan. Kaosa bakar mısınız? Bir haftada 148 taneyi kapattık diyorsunuz. Bir hafta geçiyor. Bunun 44'ünü tekrar açıyorsunuz. Yani böyle bir... Yani şey diyor hata insanlara mahsus. Biz diyor kapat dediler kapattık aç diyorlar açıyoruz ama der gibi. Ama bunlar şöyle. Yani kurumu zedeliyor değil mi? Kurumun evet, yani güvenilirliğini, objektifliğini, saygınlığını. Elbette ki zedeliyor. Bunlar objektif, nesnel ölçütlerle tabii ki kapatılacak adliyeler olabilir. Tabii ki. Hesaplarsınız. Dosya hakim savcı başına düşen dosya sayısını, iş yükünü onlar hesaplar. Kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde yapabilir. Objektif kriterler evet, korsun. Nesnel koşullarla olur. Demek ki subjektif koşullarla yapıldığı için bu tür şeyler oluyor. Mahkemeler yönünden yine ağır eleştiriler getiriliyor. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine göre herkes yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir diyor. Ancak diyor, eğer bir hükümet veya kurul mahkeme kurmak veya kapatmak yetkisine sahipse, hükümet kapatır evet. veya açarsa ya da bağlayıcı hiçbir kriter olmaksızın hakimleri nakletmek gücüne sahipse, bu parlamentonun doğal hakkını gasp etmektir diyor. Değil mi? Evet. Maalesef. Bu doğal hakimlik ilkesine aykırıdır diyor. Kısaca belki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Doğal hakimlik ilkesini hatırlatacak olursak lütfen sizin. Bir suçun işlendiği yere veya niteliğine göre yargılamanın hangi mahkemede yapılacağının önceden belirlenmiş olması ilkesidir. Yani suç işlenmeden önce hangi mahkeme bakacak, hangi yer mahkemesi bakacak, Asya ceza mı bakacak, suç ceza mı, özel yetkili mi, ağır ceza mı, hangisi bakacak önce bileceksiniz. Objektif diyor. Ve nesnel evet. kriter önceden hazır. Önceden belirlenmiş olacak. Kişinin yargılanmaya başlamasından sonra mümkünse mahkemesini değiştirmeyeceksin, mümkünse yargıcı değiştirmeyeceksin, mümkünse
savcısını değiştirmeyeceksin. Ya bizde yasayı evet. değiştiriyorlar. Ha, savcı bırak. Ölmüş. Hakim savcıyı. Savcı ölmüş olabilir. Bu doğal bir sonuçtur. Değiştirebilirsiniz. Hakim işte rahatsızlanmıştır. Ağır bir hastalık hali vardır. Değiştirebilirsiniz ama onun dışındaki bir sebeple diyor hakimli savcısını aklını estiği şekilde değiştiremesin diyor. Elbette. Diğer bir ağır eleştiri konusu politik gücün yargısal süreçlere müdahalesi diyor. Politik güç yargıya açık açık müdahale ediyor diyor. Bunu da örneklendiriyor. Evet. Soruşturmalar ya da yargılamalar politik gücü elinde tutanların çevreleri açısından tehlikeli bir boyut kazanmaya başladığında ilk tepkileri savcıyı ya da hakimi dosyadan el çektirmek, evet. sonra görevini ya da görev yaptığı şehri değiştirmek, yine ilgili savcı veya hakim hakkında disiplin soruşturması ya da ceza soruşturması başlatmak, daha da olmadıysa kanun değişikliği yaparak iktidar yandaşlarını yargıdan muaf tutmak olarak belirtiyor. Politik gücü elinde tutanların bu reaksiyonlarını aşağıdaki örneklerde de biz fark ettik, gördük diyor. Bunların başında Deniz Fener'ini vermiş. Evet. Diyor, kısaca izleyicilerimize hatırlatmak bakımından lütfen. Deniz Fener'i nedir? Alman Frankfurt Ceza Mahkemesi Nisan 2007 ile Eylül 2008 tarihleri arasında Deniz Fener'i adlı bir Türk Yardım Derneği'nin yöneticilerini yargılıyor. Ve sonuçta insanı yardım amacıyla Almanya'da toplanan 17 milyon euronun 2002 ile 2007 arasında yani Türkiye'de bazı şirketlere transfer edildiğini tespit ediyor. İddia edildiğine göre Kanal 7 adlı televizyonu ve hükümete yakın olan iş adamlarını parasal olarak bu şekilde destekledikleri belirtiliyor. Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş ve Mehmet Taşhan adlı 3 yönetici Frankfurt Ceza Mahkemesi tarafından dolandırıcılıktan suçlu bulunuyor. Evet. Ve 17 Eylül 2008 tarihinde hapis cezasına çarptırılıyor. Aynı suça karışan Almanya'da değil de Türkiye'de bulunan Zekeriya Karaman ve Zahit Akman hakkındaki davalar ise bu kişilerin Türkiye'de bulunmaları nedeniyle halen açık olarak devam ediyor. Yani sonuçlandırılamamış, hı hı. ve şu aşamada yargılama yapılamıyor. Yani Alman makamlarında bu iki şahsın dosyası açık. Açık ancak yargılama yapamıyor. Evet. Bu dosyanın bir kopyası Türkiye'ye gönderiliyor. Hem de nasıl, hangi evet. güçlüklerle olduğunu evet. hatırlar kamuoyu. Gönderiliyor ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Nadi Türk Aslan'ı, savcı Nadi Türk Aslan'ı bu dosyada görevlendiriyor. Daha sonradan Abdülvahap Yaren ve Mehmet Tamözde bu dosyada görevlendiriliyor. Bunlar soruşturma yapıyorlar. Bazı tanıkların ifadelerini alıyorlar. Zekeriya Karaman ve Zahit Akman'ın tutuklanmasını istiyorlar ve mahkeme tarafından tutuklanıyorlar. Gerçekten de savcılar şüphelilerin ifadelerini alıp onları tutukladıktan sonra diyor, hükümet ve ona yakın medya tarafından şiddetli bir eleştiriye başlandı diyor. Bu bizim tespitimiz değil, rapordaki tespit. Evet. Soruşturma aşamasında bazı mallara el konulması için karar veriliyor diyor. Ve bu karar taşınmazlar bildiğiniz gibi el konulması sicillerine şert düşülmesiyle olur. Bu amaçla savcılar tarafından kararların ilgisiz bölümleri özellikle tutukluların kişilik haklarının korunması amacıyla kapatılıp ilgili bölümleri açık olarak tapu sicil müdürlüklerine gönderiliyor. Evet. Ve bu kararın kopyasından da davada yer alan kişiler ile ilgili kısımları ayırarak çıkarıp kalan kısımlardan sicil ofislerini haberdar etmişler. Karar metninin ortasında kapatılmış kısım açıkça belli. Elbette. Böyle bir usul sıradan ve makuldür diyor. Bu durum zaten kamuoyunda o çok tartışılmıştı evet, o dönem. Bu durum üç savcıya açılan ilgili kişilerin davayı,
kişisel verilerine mümkün olduğu kadar saygı göstermek amacıyla yapılmıştır anlamına gelir diyor. Evet. Ancak bu olayda soruşturmanın gizliliği ilkesine saygı savcıların aleyhine işlemiştir diyor. Nasıl işledi? Nadi Türkaslan resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, diğer iki savcımız da görevi kötüye kullanma suçundan suçlandı. Bunların meslekten ihraçları istendi. Bu savcıların görevden alınmaları ile soruşturmanın seyri tamamen değişti diyor rapor. Yeni savcılar görevlendirildikten sonra Karaman ve Akman tahliye edildi. Önceki savcıların aksine yeni savcılar bu dosyada örgüt yoktur dediler. Organize bir suç söz konusu değil dediler. Alman savcılar Deniz Feneri davasının Türkiye ayağı nedeniyle soruşturmaya katılmak, dahil olmak için başvuruda bulundular. Bu talepleri Adalet Bakanlığı'nca reddedildi diyor. Evet, yani evet. Bu kadar açık, net. Bu insanların tespitleri doğru. Yargıya bu kadar açık müdahaleyi evet. Tespit etmek. Daha acı bir örnek daha vermiş raporda. Diyor ki şike davası. Hmm. Bunu da şöyle belirtiyor. Bu soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında aynı zamanda Başbakan ailesinin damadı olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili de vardı diyor. Evet. Bu gelişmeler üzerine Başbakan beraat etti. Parlamentoda tutuklu şüphelilerin tahliyelerini sağlayacak şekilde suça öngörülen cezaların yasal sınırlarını değiştiren bir yasa değişikliği teklifinde bulundu. Bu yasa geçti. Cumhurbaşkanı veto etti. Tekrar parlamento kabul etti ve bu kişi serbest bırakıldı diyor. Bunu da kişiye özel yasa MİT müsteşarı hakkında da öyle bir ne yazık eleştiri ki diyor, yapmış. Yasa çıkarıyorsunuz evet. Diyor. Bu demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle, adaletle uyuşur. Hiçbir tarafı yoktur diyor. Bu arada ben şeyi de söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanı da veto ettiği 2-3 yasadan biriydi. O da kadük kaldı. Yani veto da bir işe yaramıyor. Anayasa Mahkemesi'ne götüremedi mi abi? Götürebilir mi? MİT KCK soruşturmasını da aynı şekilde ele almış. Diyor ki Başbakan Erdoğan MİT müsteşarının kendisinin sır küpü olduğunu ve ona yapılmış saldırının başbakanın kendisine yapılmış olacağını söyledi. Soruşturmayı evet. Yürüten savcı soruşturmadan alındı. Hatırlarsınız. Ayrıca savcı adına çalışan İstanbul'daki terörle mücadeledeki polis müdürleri ve 700 tane polis memuru İstanbul'da başka yerlere nakledildi. Soruşturmayı yürüten savcının naklinden sonra o dosyada görevli diğer savcılar soruşturmayı devam ettirdiler. Savcılık makamının talebi üzerine Ağır Ceza Mahkemesi dinlenmek üzere MİT müsteşarını davet etti. Başbakan ifade vermelerini engelledi. Birkaç gün içinde parlamento yürütülen soruşturmaya ilişkin yasa değişikliğini onayladı ve şimdi bu yasayla başbakan önceden izin verilmiş olmadıkça mahkeme tarafından MİT mensuplarını dinleyemeyecek ve soruşturulamayacak. Ve onu yani da genişletmek de istiyor şimdi. Tabii torba kanunun 74. Yetkisi. Maddesinde evet. İşte terörle mücadele yasasında evet. Yapılan düzenlemeyle bu artık daha geniş bir şekilde kanunlaştırıldı ve tamamen başbakanın. Peki Mustafa bir şey soracağım. Yani belki anayasa tartışmalarında sen mecliste izliyorsunuz. Sayın meslektaşımız eski bir savcı olarak da öyle bir yorumu sizlerden almak istiyorum. Bu neyin işareti? Yani bir işte demokrasi böyle mi olur? Tek adam devletine mi gidiyoruz? İşte sultanlık, padişahlık. Yani hakikaten şurada şu duruma düşürülen bir ülkede neyin mücadelesini veriyoruz? Yani çok umutlarımız kırılıyor. Yargı ya demokrasi nasıl Türk milletine karar veriyor? Karar verecek. Ya demokrasi böyle mi işletilecek? Yargı evet. Böyle mi bağımsız olacak? Şu örnekler daha da gidecek herhalde. Evet, hayır, çok var. Çok var. Gittikçe de moralim iyice bozuluyor. Gerçi bunların hepsi akıl tutulmasına yaşıyoruz uğramadan işte. Önce Türk halkının süreçte yaşıyoruz. Yani hepimizin tartıştığı şeylerdi. Ama şurada siz o kadar güzel tane tane açıklamışlar burada getiriyorsunuz ki gündeme. İnsanın tüm şeyi şoke oluyor. Yani ne olacağız biz? Yani nereye gidiyoruz? Şöyle diyeyim. Durum şuna geldi diyor. Başbakanın izni olmadan
kimse yargılanamayacak ve soruşturulamayacak. Yani o eskiden hani kamunun o beyaz yakalıların işte bürokrasi erkini yaratılıyor işte. Bürokrasi erkini hani bürokrasi erkinin yargılanması amacıyla işte bir takım idari tedbirler alınıyordu. Yargılanmaların önüne setler çekiliyordu ama o da bir şekilde idari yargı kararlarıyla aşılabiliyordu. Şimdi bunların hepsi evet. gitti. Daha imtiyazlı bir sınıf. Bir örnek vereyim. Mesela bu hususta başbakanın yaptığı bir idari işlem. Bu idari işleme karşı Danıştay'a müracaat hakkı var. Danıştay'ın ilgili dairesi zannedersem ikinci daire normal daireye çevirdi. Birinci daire. Birinci dairenin üye yapısı değiştirildi. Evet. Yani. Bunlar öngörülerek nasıl bir netice alacaksınız? Evet. Lütfen şunu devam. Devam ediyoruz. Hakimler, son 10 dakikamız bu arada Sayın Tok. Ona göre evet, daha önem verdiğiniz şeyler evet. varsa. Hakimler ve savcılar ağır tehdit altında diyor. Türk yargısında yargısal sürece ilişkin her hata, nakil, tenzili rütbe hatta suç isnadı gibi sert karşılık görüyor diyor. En az 4 Cumhuriyet Savcısının mesleki faaliyetleri nedeniyle adli ve idari işlem yapılmıştır diyor. Yani böyle bağımsız yargı, böyle hakimlik ve savcılık teminatı olmaz diyor. Olmaz diyor. Böyle müdahaleler ve onların neden olduğu korku hakimler için var oluşsal bir tehdit, davaların görülmesi için tehlike ve adaletin bizzat kendisi ve hukuk devleti için gözdağıdır diyor. Hakim ve savcılar da insan diye. Avrupa İnsan yani. Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine bu yapılanların tamamı aykırıdır adil diyor. Adil yargılama. Savunma engeli. Bu da çok önemli. Diyarbakır Barosu'nun üyelerinin neredeyse tamamı mahkemede müdafi olarak sarf ettikleri sözlerden dolayı soruşturmak geçirmektedirler diyor. Bildiğiniz gibi anayasamızın 36. maddesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 128. maddesinde savunma dokunulmazlığı vardır. Yani avukatlar savunma amacıyla sarf ettikleri sözler nedeniyle yargılanamaz. Buradaki istisna olayla ilgili olsun, artı doğrudan doğruya karşıdakini küçük düşürücü amaç güdülmemiş olsun. Bu evet. durumda diyor söylenen sözler için yargılanamaması gerekir. Burada Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin çok güzel bir kararı var ama zaman kalmadı. Diyor evet. ki avukat müvekkillerinin çıkarlarını hasmının zararlarını gözetmeden sert bir biçimde savunmak zorundadır diyor. Avukatın varlık sebebi budur diyor. Aksi takdirde avukat görevini yapmamış olur diyor. Ama ne yazık ki İstanbul'daki Balyoz Ergenekon soruşturmasında da aynı şekilde avukatlar delillere ulaşamadıklarını, bu delillerin evet. kendilerine verilmesini talep etmişler. Mahkeme bunu reddetmiş. Bu nedenle müvekkillerini hakkıyla savunamadıkları için çekilmişler. Elbette. Bunun üzerine mahkeme İstanbul Barosu'ndan müdafi atanmasını istiyor. Baro haklı olarak diyor ki bu avukatlar görevlerini yapmamak için çekilmediler. Bu avukatlar görevlerini hakkıyla yapmak için mücadele ediyorlar. Kesinlikle. Ben bu durumda nasıl müdafi atayım diyor. Üstelik ve avukatı olanlara müdafi atanmaz diyor. Yasal şartlar gerçekleşmeden sen bunları atayacaksın diyor. Atama yapılmıyor. Bunun üzerine İstanbul Baro Başkanı hakkında soruşturma başlatılıyor. Ve buradaki avukat arkadaşlarımız 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle haklarında soruşturma yürütülüyor. Yani artık bu dönemde o kadar çok soruşturmalar açılmaya başladı ki demokrasi kurumlarına, demokrasi savaşçılarına diyorum. Evet. Yeterince savcısı falan var mı elinde HSYK'nın? Siz vallahi daha iyi bilirsiniz. Çok sayıda cezaevi yapmaları gerekecek gibi görünüyor. Öyle umarız ihtiyaç olmaz. Zaten görünüyor. Adalet Bakanı dedi Urfa'da son olan 13 hükümlü ve tutuklunun ölümünün sonrasında artık adalet sarayları yapımı durduruyoruz. Cezaevlerine hız vereceğiz dedi. Evet. Kendisi de beyan ve etti bunu. Daha acı olanı evrensel hukukun ilkeleri, ceza hukukunun prensipleri sizler de takdir edersiniz ki ihlal edilerek evet. hükümet duruşmaların
müdafi olmaksızın devamına olanak sağlayan kanun tasarısını meclise sunuyor. Yani bu kadar ağır bir adalet ihlali, hak ihlali söz konusu olamaz. Varsan ayrıca, gir, git, çık, çıktıysan ben devam ederim. Ayrıca ne diyor ki, acı. Yarsav ve Yargıçlar Sendikası ağır baskı altında Yargısen ve Yarsav hatırlarsınız. Kapatıldı. Yarsav'ın kapatılması için dava açıldı. Mahkeme bunu reddetti. Bunun üzerine Yarsav açık kaldı. Ancak bakanlık bunu Yarsav'ı kapatmak için bir yasayı meclise sunacağını söylemişti. Sonradan bundan vazgeçildi. Tepkiler üzerine vazgeçildi. Bu raporu hazırlayanlar Sayın Bakan'ın böyle bir şey yapmayacağız diye kendilerine söylediğini tepkiler üzerinden mi vazgeçildi? Yoksa çok tepkiler sayıda efendim. Yargıç hakim Yarsav'a üye oldu. Artık Yarsav'ın da çok sesini duymuyoruz bugünlerde. Evet. Ondan dolayı bir yani onun durum da içi boşaltılıyor gibi geliyor bana. Birçok arkadaşın istifa ettiğini de biliyorum orada baskılarla. Yani yoksa aileler de alacaktı. Evet. Bizim arkadaşlarımız var. Yani Yargıtay'da bir örneği veriyor. Vesaire, diyor ki istifa ettiler. Yargıçlar Sendikası'nın kurucuları olan Ömer Faruk Eminağoğlu, Doktor Ruşen Gültekin ve Ahmet Taşyurt sendika faaliyetleri nedeniyle Ömer Faruk Eminağoğlu İstanbul'a, Ruşen Gültekin Gaziantep'e, Ahmet Taşyurt Şanlıurfa'ya atanmışlardır. Yani bu cezalandırmanın açık göstergesidir diyor. Maalesef. Efendim son iki dakikamız. Son iki dakika. Sayın o zaman ben şunu toparlamak isterim. Şöyle söyleyeyim. Ne yazık ki adalet cephesinde hiç de Türkiye'ye yakışır bir manzarayla karşı karşıya değiliz. Bizler, manzara ortada zaten. Bizler evet. Her koşulda ülkemizin daha iyi bir adalet mekanizmasına kavuşması, vatandaşlarımızın haklarını alması için elbette ki barolar olarak canla başla çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir biçimde de bu baskılar, bunlar bizi yıldıramayacaktır. Devam edeceğiz. Çok önemli şeyler vardı, yetişmedi. İnşallah başka bir programda bizim bunları dile bizim programımız sizler ancak gibi dostlarla tamamlamak istiyorum. Çok dolu dolu geçiyor. Sizi de bir daha konuk yapacağımızı buradan söyleyebilirim. İnşallah yani. Uygun zaman bulursak. Tabii. Malcolm X bilirsiniz. Evet. Siyah zenci lider. Amerika'da kişi hak özgürlükleri, siyahların hakları, insanca yaşama hakları için mücadele etmiş bir lider. Ve hapishaneden geçmiş, ağır travmalar yaşamış biri şöyle diyor: ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil, ben adaletin peşindeyim, kimin için veya kime karşı olduğu önemli değil, biz avukatlar olarak, yargıçlar olarak, savcılar olarak, adalet mekanizmasının neferleri olarak biz gerçeğin ve adaletin peşinde koşmaya, bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık diyorum. Bu son sözlerinize de diğerleri ne olduğu gibi tamamen katılıyorum kendi adıma. Ve Mustafa da katılıyor değil tabii mi Mustafa? Aynen. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın teşekkür Top. Ediyorum. Mustafa sana da teşekkür ediyoruz. Ama bugün hem bu anayasa çalışmalarıyla ilgili hem de bu yargının üçüncü şu onaylanan paketiyle ilgili pek konuşamadık. Çalışma daha. Bir program daha yapıp evet. Buna da kısa sürede birlikte değineceğiz umuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Yeni bir ben programda sizi ağırlamak isteğimizi iletiyorum buradan. Efendim yeni bir güncel hukukta buluşmak dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.